Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-cem'u beyne's-salateyni bi-cem'in keyfe huve. Bu bab şunun beyanındadır ki el-cem'u beyne's-salateyni iki namazın arasını cem etmek. Akşam ile yatsıyı bi-cem'in Müzdelife'de keyfe huve, o nasıldır? Bunu beyan buyuracak. Burada dört kavul var. Bir kavle göre İki ezan, iki kamet. Bir ezan, bir kamet getirilir, akşam kılınır. Tekrar bir ezan, bir kamet getirilir, yatsı kılınır. Kavlün biri bu. Birisi de bir ezan, bir kamet. Ki Hanefiler bunu almıştırlar. Evvela bir ezan okunulur, bir de kamet getirilir, akşam kılınır. Peşine kamet getirilmeden yatsı kılınır. Hanefi mezhebi bu. Üçüncüsü, yalnız bir kâmet getirilir, akşam kılınır, peşine de yatsı kılınır, başka kâmet yok. Ezan hiç yok, kâmet de bir defa. İmam Süfyan bunu almıştır. Bir de bir ezan, iki kâmet. Evvela ezan okunur, bir kâmet getirilir, akşam kılınır, sonra bir kâmet getirilir, yatsı kılınır. İmam-ı Tahavi de bunu tercih ediyor. Ki İmam-ı Cabir İbni Abdullah radıyallahu teala rivayet etmiş olduğu hadisten alarak bunu tercih ediyor ki bir ezan iki kâmetle kılınır. Şimdi burada uzun uzadıya delillerini beyan buyuruyor. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa kâle ahberena İsrail ve Nebi İshak en Abdirrahman ibn Yezid kâle kharıştuna Abdillah ibn Mesud radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Yezid diyor ki ben Abdullah ibn Mesud'la beraber çıktım ile Mekke'ye, Mekke-i Mükerreme'ye. Yani hacca gittim. Felemma ata cemen vaktaki Müzdelife'ye geldi. Sallas salateyn Abdullah ibn Mesud iki namazı kıldı. Kulle vahidetin minhuma onlardan her birerlerini kıldı. Ve ezanin ve ikametin bir ezan bir kametle. Bir ezan bir kamet. Akşam için bir ezan bir kametle yatsı için. Ve lem yusalli kılmadı. Beynehuma aralarında nafile namaz, sünnet vesaire kılmadı. Bu rivayet böyle. Şimdi bu rivayet Abdullah bin Mesud'dan geliyor ki iki ezan, iki kamet olmuş ve öyle yapmış. Haddesena bin Ebi Davud kâle, haddesena Ahmed bin Yunus kâle, haddesena İsrail an Mansur'in an İbrahim'e, an el Esved ennehu sallâ ma'a Umar bin Khattab radıyallahu anh. Esved-i Nakhay diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ile ben kıldım salateyni bu iki namazı akşam ile yatsı merreteyn iki kere kıldım bir cem-i Müzdelife'de. Yani iki sene Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Müzdelife'de bu namazı kıldım. Külle salatin her namazı kıldım de ezanin ve ikametin bir ezan bir kametle. Vel aşağı akşam yemeği de beynehumu aralarında. Aralarında akşam yemeği de var. Yani bir ezan okunmuş, kâmet getirilmiş, akşamı kılmışlar. Sonra yemek yemişler. Ondan sonra tekrar ezan okunmuş, kâmet getirilmiş, yatsıyı da kılmışlar. Kâle Ebu Câfer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim sahip oldular ilâ hâzeynin hadiseyni bu iki hadise. Biri Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediliyor. Biri de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ahlâbı. فَزَعَمُوا بُنَّا جَمَيْلَدِلَرْ ki اَنَّ الْمَغْرِبَ وَالْاِشَاءَ مَغْرِبِ الْاِشَاءَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمُزْدَلْفَ Müzdelife'de bunların araları cem olunur. لِأَزَانِينِ وَيِقَامَتِينِ iki ezan ve iki ikametle cem olunur. Bunlar böyle dediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ başkaları bu meselede bunlara muhalefet etti. Bu muhalefet edenler de İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Bunlar muhalefet etti. Fekalu dediler ki emmel ula minhuma ama bu iki namazdan birincisi yani akşam namazı tusallâ kılınır ve ezanin ve ikametin bir ezan bir kametle kılınır ve emmel saniyetü ama ikincisi yani yatsu fetusallâ kılınır bilâ ezanin ve la ikametin ezansız ve ikametsiz. Yani evvelden bir ezan, bir kâmet okunur, akşam kılınır, yatsı da onunla beraber kılınır. Aralarında kâmet yok. Bir ezan, bir kâmet. Ve kâlu, bunlar dediler ki, اَمَّا مَا كَانَ مِنْ فَعْلُ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
Peki onlara soruluyor ki Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala iki ezan okumuş, ikamet getirmiş. Ve min tezinihi lissaniye, sonra ikinciye de ezan okumuş ikametle beraber. Ona gelince diyor ki fe innemâ feale zâlik, Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle yaptı. Lennen nâse nâs kad kânû teferrakû, dağılmış idiler. Li aşâihim, gece yemekini yemek için. Akşam namazını kıldıktan sonra yemek yemek için dağılmıştılar. Fe ezzen Hazreti Ömer ezan okudu liyecme'ahum, yakut emretti okunmasını liyecme'ahum, onları cem etsin için. Çünkü akşamı kıldılar, dağıldılar. Tekrar emretti ki ezan okuyun, bunlar toplansınlar, yasıyı kılalım. Bazen bunun için onları toplamak için idi. Ve kezalike nekulu nehnu, biz de böyle deriz ki izâ teferreken nasu, nas dağılırsa, yani imamı imamın etrafından dağılırsa, ne için? Li aşâin, yemek için, evli gayrihi, başka bir şey için, hayvanlarını, yüklerini indirecekler, onları yerleştirecekler. Bu vakitte böyle dağılırlarsa, emrel müezzine, imam müezzine emreder, fe ezzene, o da ezan okur, li yeştemeu, toplansınlar, li ezanihi, onun ezanını duysunlar da, toplansınlar da yasayı kıldırsın. Biz de böyle deriz, yani bu bir zaruret için oldu, bir sebep için oldu. Yoksa aslında iki ezan yoktur. Bir ezan bir kâmettir. فَهَذَا مَعْنَا مَا رُوْيَ فِي هَذَا اَنْ عُمَرَ Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bu meselede rivayet edilen hadisin manası budur. وَالَّذِي رُوْيَنْ عَبْدِ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud'den rivayet edilen de فَهْوَ مِسْلُ هَذَا Bu da bunun gibidir. Hazreti Ömer'in hadisi gibidir. Yani niçin iki ezan iki kâmet okumuşlar? Cemaat da olmuş da onun için, cemaati toplamak için olmuş bu. Haddesena Yunus kâle, haddesena Süfyan ve Nebi İshak el-Hemdani en Abdurrahman Yezid kâle, kâne ibn-i Mesud radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Mesud oldu yec'alül aşa'a, yemeği kılardı bil Müzdelife'de, Müzdelife'de gece yemeğini kılardı beynes salateyn, iki namazın arasında. Yani evvela ezan okur, kâmet getirir, akşamı kılardı. Ondan sonra yemeğini yerdi. Ondan sonra yasıyı kılardı. Onun için yasıyı için de ezan ve kâmet okuttururdu. Fakat âde mâna mâruyen abdillâh, Abdullah bin Mesud'den rivayet edilen hadisin manası rücu etti. Fihâde bu mesele hakkında bilâ mâna mâruyen Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadisin manasını rücu etti. Eyda işte yukarıda izah ettiğimiz gibi. Yani cemaat dağıldığından onları toplamak için ezan okunmuş. Sümme nezarına, ondan sonra biz baktık neye? Maşul bir hadise ki ruhye fî zâlik, bu mesele hakkında rivayet edildi. İzâ sülliyete me'en, beraber kılınırsa, iki namaz beraber kılınırsa, yani hiç arayı aşmazlarsa, keyfe nef'alu fîhime, burada nasıl yapalım? Akşam namazını kıldık, peşine demen yasıyı kılacağız. Öyle yas, yemek yememeye dağılmak yok, ikisini beraber kılacağız. Nasıl yapalım? Feize İbn-i Merzuk, baktık ki İbn-i Merzuk et, haddesene bize rivayet ediyor. Kale haddesene Ebu Amir el-Akadihi. Kale haddesene Şöbetü an-el-Hakem. Ennehu sallâ ma'a Said ibn-i Cübeyr. Hakem diyor ki ben Said ibn-i Cübeyr'le namaz kıldım. Bi cem'in Müzdelife'de el-Mağrib akşamı kıldım, selasen üç, vel-Eşâ'ya yasıyı da kıldım, reketeyn iki reket. Neyle? Bi ikametin vahidetin, bir kametle. Ezan yok. Bir kamet getirildi, akşamı üç kıldık, yasıyı da çıkıldık. Sümme haddese, sonra rivayet eyledi ki, Enneb-i Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Ömer, Said ibn Cübeyr diyor ki, Abdullah ibn Ömer, senamiz sezalik, böyle yaptı. Yani Said ibn Cübeyr, Abdullah ibn Ömer'den bunu almış. Haddese ibn Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Ömer de rivayet eyledi ki enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz sen'a misle zalik, böyle yaptı. Fî zâlikel mekân, burada Müzdelife'de Resul-i Ekrem Efendimiz böyle yaptı diye rivayet eyledi. Haddesene ibn-i Merzuk kal, haddesene ibn-i Verid kal, haddesene Şöbe'nil Hakem ennehu sallâ me'a Said ibn-i Cübeyr. Hakem'den yine rivayet ediliyor ki Said ibn Cübeyr ile namaz kıldı. Bi cem'in Müzdelife'de Said ibn Cübeyr ile namaz kıldı. El mağribe selasen. Akşam üç kıldı. Vel eşâ yasîde iki reketin iki reket kıldı. Neyle? Bi ikametin vahidetin, bir kametle.
Sümme haddese sonra rivayet eyledi ki Said ibn-i Hübeyr, Ende ibn-i Ömer'e radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Ömer sene'a misle salik böyle namaz kıldı. Ve haddese ibn-i Ömer radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Ömer'de rivayet eyledi ki Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz sene'a misle salik böyle yaptı. Fî zâlikel mekan bu mekanda Müzdelife'de Resul-i Ekrem Efendimiz böyle yapmış. Abdullah ibn-i Ömer de böyle yapmış. Said ibn-i Cübeyd Abdullah ibn-i Ömer'den o şekilde almış. Haddesene Ebu Bekir tekale, haddesene Behb ibn-i Cüreyf, Behb ibn-i Cerir, kale haddesene Şabetü anil Hakem, kale Şehitü Said ibn-i Cübeyr. Yine Hakem diyor ki Said ibn-i Cübeyr'e ben şahit oldum. Ekâme bi cem'in Müzdelife'de ikame eyledi es-salâte namazı. Ve ahsibuhu ben zannediyorum ki kale dedi ki ezzene. Ezan okunduğu bu kelimeyi de ilave ettiğini zannediyorum. Yani onu yakinen bilmiyor ki ezanda var mıydı yok muydu. Fakat zannediyor ki ezanda vardı. Fasallel mağribe selasen akşamı üç kıldı. Sümme kâme fasallel eşâra keteyni. Yasıyla iki kıldı. Bil ikametül ura birinci kâmetle. Yani iki defa kâmet getirmedi. Akşam namazına getirmiş olduğu kâmetle yasıyla kıldı. Ve haddese rivayet eyledi ki Said ibn-i Cübeyr, Enne ibn-i Ömer radıyallahu anhüm, Abdullah ibn-i Ömer, sene'ati hâzel mekân, bu Müzdelife'de yaptı, hâze buni. Ve haddese yine Abdullah ibn-i Ömer rivayet eyledi ki, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sene'a misle zâlik, böyle yaptı. İki namazı bir kâmetle kıldırdı. حدثنا حسين بن نسف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ين سعيد بن جبير عبد الله بن عمر ذن روايته يقول قال عبد الله بن عمر يقول لك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم في المزنة ما سكبر المغرب والعشاء مغرب والعشاء بجمعين مزدلفة بإقامة واحدة بإقامة لكبر حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن جبات الى عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر فمن مثله bunun mislini rivayet eyledi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن مالك diyor ki ben Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma ile namaz kıldım el mağribe selasen akşam 3 kıldım vel aşa hareketin yatsıyla 2 kıldım bi ikametin vahidetin bir kametle fekile lehu ona denildi ki ya Ebu Abdurrahman ma hada Abdullah ibn Ömer'e diyorlar ki künyesi Ebu Abdurrahman Mahada bu nedir yani bu kıldırdığın bir kâmetle nasıl olur? Öteki ikinci kâmeti terk eyledin. Fekale dedi ki salleytuhuma ben bu iki namazı kıldım. Mea Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle kıldım. Fî hâdel mekan bu mekanda bir kâmetin vahidetin bir kâmetle kıldım. Yani kendisi bunu Resul-i Ekrem Efendimiz'den öğrendiğini rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bir kâmetle kılmış o da bir kâmetle kılmış. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك بن الحارس عندن سورة بير عبد الله في دي ابن كلمة سيصرجك عن عبد الله بن مالك بن الحارس olsun. قال عبد الله بن مالك dediler ki salla bina bize namaz kıldırdı Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer bin Müzdelife'ti Müzdelife'de. Neyi? Salatel mağrib akşam namazını kıldırdı bir ikametin bir ikametle. Öyle ikamet ki leyse ma'a ezan. Onunla ezan yoktu. Ezan okutmadı. Selase rekaatin üç rekat kıldırdı. Sümme selleme sonra selam verdi. Sümme kale sonra dedi as-salah salah dedi. Sümme kâme sonra kalktı, fesallel eşâ'a yassıyı kıldırdı, rekateyn iki kere, sümme selleme sonra selam verdi. Fekâle lehu Malik, İbn-ül Haris, Malik İbn-ül Haris,
Dedi ki, مَا عَلِهِ السَّلَاتُ يَا أَبَا عَبْدِرْرَحْمَنِ Ya Aba Abdurrahman, bu nasıl namazdır yani? Sen akşam makamet okuttun, yatsıyı okutmadın. قَالَ Abdullah bin Ömer buyurdular ki, صَلَّيْتُ هَاتَيْنِ السَّلَاتَيْنِ Ben bu iki namazı kıldım. مَعَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ Bu mekanda Müzdelife'de ben Resul-i Ekrem Efendimizle bu iki namazı kıldım. لَيْسَ مَعَهُمَا اَذَانٌ Onlarla ezan yoktu. Peygamber Efendimiz ezan okutturmadı idi. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَب۪ي نَجِيحَنَا مُجَاهِدًا قَالَ Mücahit dedi ki, حَدَّسَنِ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ سِكَةٌ Dört kişi bana rivayet etti ki, hepsi sikadır. مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَعَلِيُّ الْاَزْدِ O dört kişiden birisi Said ibn-i Cübeyr'dir, birisi de Ali Yülezdi'dir. Bunlar rivayet ettiler. Yani İbn-i Ömer'e radıyallahu anhüm, Abdullah ibn-i Ömer'den ki, اَنَّهُ سَلَّ الْمَارِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَ Abdullah ibn-i Ömer diyor ki, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akşamla yatsıyı Müzdelife'de kıldığını biliyorum. Bir ikametin vahidin bir ikametle. Peygamber Efendimiz bir ikametle namaz kıldırdı. فَهَذَا اِبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُخْبِرْ İşte Abdullah ibn Ömer haber veriyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki اَنَّهُ صَلَّاهُمَا Onları kıldı وَلَمْ يُعَذِّنْ بَيْنِهُمَا Aralarında ezan okumadı وَلَمْ يُقِمْ O arada ikamet de getirmedi. وَقَدْ رُوَيَنِ اِبْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا شَيْءٍ Yine Abdullah ibn Ömer'den bir şey rivayet edildi. بِلَفْسٍ غَيْرِ هَذَا الْلَفْسِ Bu lefizden başka bir lefizde. Başka bir rivayet geldi, o da şu. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بِنُ اَب۪ي ذِيبٍ عَنْ اِبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَب۪يهِ Salim ibn Abdullah, babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşâ bil müzdelifete cemiyan bil müzdelifeti cemiyan akşam ile yatsıyı müzdelifede beraber hepsini beraber cem ederek kıldı. Lem yunâdi fî vâhidetin minhuma o iki namazların hiçbirisinde ezan okutturmadı. İlla bil ikameti illa ikameti getirtirdi. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنِهُمَ Aralarında tesbih, zikir, namaz da yapmadı. وَلَا عَلَى اِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ Bu iki namazın peşi sonra da bir zikir, bir başka bir namaz kıldırmadı. حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنِ يَحْيَ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ عَنْ اِبْنِ اَبِي ذِيبٍ فَذِكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ İbn-i Ebi Zeyd'den bu rivayeti İmam-ı Şafii tarihiyle rivayet ediyor. Hayır ennehu kal. Şu kadar var ki bu rivayette diyor ki لَنْ يُنَادِ بَيْنَهُمَا Bu iki namaz arasında ezan okutmadı. وَلَا عَلَى اِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا Bunların hiçbirisinin peşinde de bir şey okutturmadı. İlla bir ikameti. İlla bir ikamet. Bir ikamet ile namaz kıldırdı. Yani bir ikamet ile İkisine bir ikamet mi yoksa ikisine evvela birisine bir ikamet sonra da birisine bir ikamet ikisine de ihtimali var. Aşağıda geliyor bu. وَهَاكَذَا حِفْسِ عَنْ يُونُسُ İmam-ı Tahavi diyor ki Yunus'tan benim hepsim böylece böyle aldım. عَنْ اِبْنِ وَهْبٍ O da İbn-i Vehb'den böyle rivayet etmiş. غَيْرَ اَنِّي وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي Yanınız var ki ben kitabımda buldum. كَمَا نَسَصْتُهُ فِي الْحَدِيسِ لَذِي قَبْلَ هَذَا Bu hadisten evvelki gibi ben buldum. Evvelki şeyde yazmıştı ya, Peygamber Efendimiz hiç aralarında ezan okutmadı, ikamet de getirmedi. Bir ikamet de ikisini kıldırdı. Böyle buldum kitabımda. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amir'in kâle haddesene Ebu Nebi Zîbin an-i Zühriye an Salim'in an-i Ebi'yi an-i Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Cema'a beyni salatîn. Abdullah ibn Ömer rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz iki namazın arasını cem eyledi. Bir cem'i Müzdelife'de. Sümme lem yunadi. Lem yunadi nida ettirmedi. Yani ezan okutturmadı. Fî kullu vâhidetin minhuma bunların hiçbirisinde illa bi ikametin. Yalnız ikameti okutturdu. Ve lem yusebbih beynehuma. Aralarında tesbih yahut da nafile namaz bunu da yaptırmadı. فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Abdullah ibn Ömer'in bu hadisteki kavli وَلَمْ يُنَادِ فِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اِلَّا بِيْتَانَ
Bu namazların hiçbirisinde nida etmedi illa bir yalnız ikamet. Bu, yani ezan okunmadı, yalnız ikamet okundu. Fezalike bu ikamet kelimesi mühtemilün mühtemildir ki en yekûne erâde bizalike ikame. Bu ikamet ile muradi de elleti öyle ikamet ki ekâmehe onu orada okudular. Neyi murad etmiş olardı? Küllü vâhidetin minhuma, o namazlardan her biri için bir ikamet getirildi. Buna mühtemil olan. Ve yehtemilü mühtemil olan el ikametilleti şul bir ikamete ki ekâmehe lehuma, ikisine bir ikamet getirdi ya, bunu murad etmiş olan. Şimdi burada iki ihtimal var. İkamet deyince her birisine ayrı ayrı mı ikamet getirttirdiler? Yoksa bir ikametle ikisini kıldılar. İkisine de ihtimal olduğundan gayre enne evlel eşyai bina, fakat bize layık olan, evle olan şey en nehmile zalike, bunu hamlederim elel ikametilleti şul bir ikamete ki ekameha lehuma, ikisine birden getirdiği ikamet hamlederim. Yani bununla murat budur. Ekameha'dan sonra bir lehuma kelimesi noksan. Bunu da yazın. Ne için bunu murad edelim? لِيَتَّفِقَ مَعْنَى ذَٰلِكَ Bu hadisin manası müttefik olsun. وَمَعْنَى مَا رَوَيْنَهُ قَبْلِ ذَٰلِكَ Bu hadisten evvel rivayet ettiğimiz hadisin manası ikisi bir olsun. Bundan evvelki rivayet ettiğimiz hadis de kimden? En Said ibn-i Kübeyr'in an ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma an-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Said ibn-i Kübeyr'den, o da Abdullah ibn-i Ömer'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz akşam ile yatsıyı bir ikametle kıldırdı. Bir ezan da okutmadı. Öyleyse bu hadis öyle olduğundan bunu da böyle hamlederiz ki ikisinin manası bir olsun. وَكَدُ رُوِيَ اَنْ اَب۪ي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ وَاَنِ الْبَرَى اِبْنِ عَازِبِ Bu iki zattan da rivayet edildi. مَا يُوَافِكُ مِنْ تَارِكَ اِذَا Buna muvafık olan rivayet geldi bunlardan da. Onlardan da iki hadis getiriyor. Biri Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin rivayeti, birisi de Abdullah ibni Bera ibni Azib'in rivayeti. Haddesena Muhammed ibni Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibni Amr ibni Rumi. Ömer kelimesinden bir ibn lazım. Muhammed ibni Umar ibni Rumi. İbn kelimesi yazılmamış. Kâle haddesena Kays ibni Rabi'a. Kâle ahberena Gaylan. عن أبي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذلك صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنمس قلدم المغرب والعشاء مغرب عشاء قلدم بإقامة واحدة بإقامة حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن عبد الرحمن عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله براء بن عازب روايت ediyor ki Peygamber Efendimiz'den ki Peygamber Efendimiz bu iki namazı kıldırmış bir kametle. Şimdi buraya kadar gelen bu rivayetler Resulullah Efendimiz'in Müzdelife'de akşam ile yatsıyı bir kametle kıldırdığını ispat ediyor. Buna zahip olan bir takım alimler var. Fakat وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Diğer başka alimler bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَلْيُسَّلَّا كِلُنُرْ الْعُولَى مِنْهُمَا bu iki namazdan evvelkisi bezanin ve ikametin ezan ve ikametle kılınır. Yani akşam namazı. وَالسَّانِيَةُ ikinci de kılınır. بِيْقَامَتِنْ bila ezan. Orada ikametin kelimesi noksan, o da yazılacak. بِيْقَامَتِنْ bila ezan. Ezansız bir ikametle kılınır. O vakitte bir ezan olmuş olur, iki ikamet olmuş olur. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِمَا bir hadisteki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi رَبِيعُ الْمَاتِينَ فَقَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا حَاتَمِ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ İmam-ı Cafer-i Sadık'ten rivayet eyledi. عَنْ أَبِيهُ وَدَا babası Muhammed'ün el-Bakir'den. O da kimden? عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Cabir'den rivayet eyledi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de مَاتَ الْمُزْدَلِفَةَ Vaktaki Müzdelife'ye geldi. صَلَّى بِهَا Orada kıldırdı. الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ Akşamı ve yasayı kıldırdı. بَاَذَانٍ وَاحِدٍ وَيِقَامَتَيْنِ Bir ezan iki ikametle kıldırdı.
Fesihâdel hadis, bu hadisi şerifte orucu dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallel mağribe vel işâ'ı akşamı ve yatsıyı kıldırdı. Bi ezanin ve ikametini, bir ezan iki ikametle kıldırdı. Ve hâze bu rivayet ise hilâf-ı maşûl bir hadisin hilâfıdır ki Reva Malik ibn-i Haris, Malik ibn-i Haris rivayet eyledi. Ali ibn-i Ömer'e Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anh'dan rivayet eyledi. Çünkü Haris ibn-i Malik ibn-i Haris'in Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber Efendimiz akşam ile yatsıyı bir kâmetle kıldırdı. Halbuki burada diyor ki bir ezan iki kâmetle kıldırdı. Öyleyse bu iki rivayet birbirine muhalif oldu. وَقَدْ اَجْمَعُوا Halbuki ulema icma ediler ki اَنَّ الْعُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ لَتَيْنِ تُجْمِعَانِ بِعَرَفَ Arafa'da cem olunan iki namazın birincisi, Arafa'da iki namaz cem olur ki evleyle ikindi. Onun birincisi önde. Öyleyse o önle يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ Ona ezan okunur ve kâmette getirilir. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Ona kıyasen en yekûne kezalik böylece ola حُكْمُ الْعُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ لَتَيْنِ تُجْمِعَانِ بِجَمْعٍ Müzdelife'de cem olunan iki namazın birincisi de ona nazaran böyle ola. Madem Arafat'ta birincisinde önde de ezan kamet getirildi, öyleyse Müzdelife'de de ilk önce akşam namazı kılındığından ona ezan ve kamet getirilir. Böyle ola. Kıyas bunu icap eder. Fakat bunu bir rivayetle de ispat ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه عبد الله بن عباس كولسي كريب حضرت أسامة روايته diyor diyor ki أنه سمعه حضرت أسامة يشتش كي يقول buyurmuş دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد diyor ki Peygamber Efendimiz Arafat'tan inmeye başladı. Def etti min Arafat'a, Arafat'dan inmeye başladı. Hatta izakane bir şabi. Hatta dereye geldiğimizde nezele febâret. Peygamber Efendimiz deveden indi, küçük abdestini yaptı. Sümme tavadda'a felem yusbiğil vudu'a. Abdest aldı yani. Fakat abdesti tamam yapmadı. Fekultu lehum. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedim ki as-salâ namaz ya Resulullah. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki Es-salatu emameki. Namaz senin önündedir. Yani ileride kılınacaktır. Farakibe hatta cabil Müzdelife. Peygamber Efendimiz devesine bindi, Müzdelife'ye geldi. Fenezele fetavadda. İndi abdest aldı. Fesbe'al vudu'a. Abdestini tamam aldı. Sümme yuqimeti salatu. Sonra namaz ikamı olundu. Fesallel mağribe. Akşamı kıldı. Kâmet getirildi. Peygamber Efendimiz akşamı kıldı. Sümme enâhe kullu insanin be'îrehu fî menzilini. Sonra herkes dağıldı, gitti. Herkes kendi devesini kendi menzilinde yıkettı, indirdi. Sümme ukîmetil işâhus. Ondan sonra kâmet getirildi. Yatsının kâmeti getirildi. Fesallâ. Peygamber Efendimiz onu da kıldırdı. Ve lem yusalli beynehumâ şey'ün. O iki namaz arasında bir namaz Resul-i Ekrem Efendimiz kılmadı. Fakat ihtilaf an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizden ihtilaf olundu fi salateyni bi Müzdelife. Müzdelife'deki bu iki namazın cemende ihtilaf olundu. Hal sallahuma ma'an onların ikisini beraber mi kıldı? Ev amile beynehuma amelen ikisinin arasında bir amel yaptı mı? İhtilaf olundu. Faruye fi zalik bu mesele hakkında rivayet edildi. Ma'kad-ı zekerine bizim zikrettiğimiz şey. O da nerede? Fî hadîs-i İbn-i Ömer radıyallahu anhüma ve Üsâmete. Hazreti Ömer'in, Abdullah İbn-i Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste ve Hazreti Üsâme'nin hadisinde zikredildi. وَاَخْتُلِفَ عَنْهُ yine Peygamber Efendimiz'den ihtilaf olundu ki كَيْفَ صَلَّاهُمَا akşam ile yatsıyı nasıl kıldı? فَقَالَ بَعْضُهُمْ bazıları buyurdu ki بَاَذَانٍ وَيِقَامَتٍ bir ezan bir kâmetle kıldı. Ve kâle bâzuhum bâzı dedi ki bi ezanin ve ikametin bir ezan iki kâmetle kıldı. Ve kâle bâzuhum bâzıları da dedi ki bi ikametin vâhidetin bir ikametle kıldı. Öyle ikamet ki leyse me'ahuma onlarla beraber olmadı. Ezanın ezan olmadı.
فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكَ Baktı ki bu mesele hakkındaki ulema ihtilaf eyledi. عَلَى مَا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz şekil üzere. وَكَانَتِ الصَّلَاتَانُ صَلَاتَانِ Bu iki namazda oldular idi. يُجْمَعُوا بَيْنَهُمَا Araları cem olunurdi. Bir müzdelifete kırınan bu iki namazın arası cem olunurdu. وَهُمَا O iki namazda اَلْمَارِبُ وَالْاِشَى Akşam ile yatsı idi. كَمَا يُجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْرَفَ Arafa'da cem olunan iki namaz gibi ki وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصِرِ Evleydi ikindidir. Arafat'ta önleydi ikindinin arası cem olunur gibi. Burada da akşam ile yasının arası cem olunur. فَكَانَ هَذَا الْجَمْعُ Bu cemi oldu. فِي هَذَيْنِ الْمَوْتِنَيْنِ Bu iki yerde Arafat'ta ve Müzdelife'de cemiyan her ikisinde de bu cemi oldu. لَا يَكُونُ olmaz, caiz olmaz oldu. اِلَّا لِمُحْرِمِ اِلَّا مُحْرِمَ caiz olur oldu. Nerede? فِي حُرْمَةِ الْحَجِّ Haccin ihramında. İhrama girmiş ama hac niyetiyle girmiş. فَلَا يَكُونُ caiz olmaz bu cemiye lihalalin ihrama girmemiş bir adama caiz olmaz. وَلَا لِمُعْتَمِرٍ ömre niyet eden adama da caiz olmaz. Öyle mü'temir ki غَيْرِ حَاجٍ hac niyeti yok. Yalnız ömreyle gelmiş, o da cem edemez. وَكَانَتِ الصَّلَاتَانِ bu iki namazda oldu. بِعَرَفَةَ Arafa'da tüsellâ kılınırdı. اِحْتَاهُمَا birisi fî ifri sahibetiha ötekinin peşinde. Arafa'da evle kılınırdı, peşine de ikindi kılınırdı. وَلَا يُعْمَلُ بَيْنَهُمَا evle ile ikindinin arasında işlenmezdi amelün bir amelde işlenmezdi. وَكَانَتَا o öğle ile ikindi Arafat'ta cem olunduğu vakıtta يُعْذَنُ لَهُمَا onların ikisine ezan okunurdu. Ne olduğu halde? Ezanın vahiden bir ezan olduğu halde ezan okunurdu. وَيُقَامُ لَهُمَا bunlar için kâmet de getirildi. Ne olduğu halde? اِقَامَتَيْنِ iki kâmet olduğu halde. كَمَا يُفْعَلُ بِعَرَفَةَ Arafa'da işlenildiği gibi ne olduğu halde? Sevaen müsavi. Öyleyse Arafat'ta olduğu gibi Müzdelife'de de bu ikisi beraber olması lazım. Bir ezan iki kâmet olması lazım. Kulası bu. هَذَا هُوَ النَّزَرْ Nezer de budur. فِي هَذَا الْبَابُ Bu babda. وَهُوَ bu mesele خِلَافُ قَوْلِ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِمُ Bu iç imamın mezhebinin hilafınadır. Çünkü bu iç imam dediler ki bir ezan bir kâmet. Halbuki burada bir ezan iki kâmet. Burada ihtilaf var. Kâmetin birisinde ihtilaf olunuyor. وَذَٰلِكَ bu da اَنَّهُمْ Şöyle ki bu üçü Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed kânû yezhebûne sahip olurdular fil cem'i beyne's-salâteyni bi'Arafat. Arafat'ta iki namazın arasındaki cemiyede sahip olurdular ilâ mâ zekerna bizim zikrettiğimize. Yani bir ezan okunur, iki kâmet getirilir, buna sahip olurdular. Ve yezhebûne fil cem'i beyne's-salâteyni bi'Müzdelife, Müzdelife'de iki namazın arasındaki cem'de de sahip oldular. İlâ en yece'alû şuna sahip oldular ki onları kıldılar. Zâlike bu Müzdelife'deki cem'i ve ezanin ve ikametin vahidetin bir ezan ve bir kâmetle kılınmaya buna sahip oldular. Ve yehteccûne ihticac ettiler fî zâlik bu mesele hakkında bimâ rûye yani İbn-i Ömer'e Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet edilen hadis ile ihticac eylediler. Ve kâne Süfyan-ı Sevri, Süfyan-ı Sevri yezhebi gider oldu fî zâlik bu mesele hakkında ilâ en yusalliyehumâ onları kıla şuna sahip olurdu ki bu iki namazı akşam ile yasıyı kıla bi ikametin vahidetin bir ikametle böyle ikamet ki lâ ezâne me'ahumâ bu iki namazın hiçbirisiyle de ezan yok. Bir ikametle ikisini kıla. Alâ mâ raveynâ an İbn-i Ömer. Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet ettiğimiz üzere radıyallahu anhuma o da yani kimden? Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu rivayet üzerine. وَالَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğimiz hadis ise مِنْ هَذَا işte bu meseleden اَحَبُّ اِلَيْنَا bize daha ziyade sevgülüdür. Ki bir ezan iki kâmetli olması. Ne için Hazreti Cabir'in bu rivayeti daha bize sevgülüdür? Lima ol bir şey için ki şehide lehu ona şahit oldu en nazaru kıyas. Kıyas
Huni teyit ve tekid eyledi. Sümme vecedine ba'de zalike. Bundan sonra biz bulduk. Hadise bini Umar radıyallahu anhüma. Abdullah ibn Ömer'in hadisini bulduk ki kad ade ila ma'na hadisi Cabir'in radıyallahu anh. Onun manası da Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu hadisin manasına rücu ediyor. O da ne? Bir ezan iki kametle olmasına geliyor. Ve zalike o rücu da şöyle oluyor. Enne Harun ibn Kamil ve Fahden haddesana. İmam Tehavi diyor ki Harun ibn Kamil ve Fahd bana rivayet eylediler. Kala dediler ki haddesana Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni yelleysu. Kale haddeseni Abdurrahman ibn Halid ibn Musafir an ibn Şehabi. An Salim ibn Abdillah. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر قال buyurdular ki جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فمن جمع إليه بين المغرب والعشاء akşam ile yatsının arasını cem eyledi bir cem Müzdelife'de ve hiye o cem de neredir Müzdelife'de Müzdelife'dir sallan mağribe selasen akşamı üç kıldı sümme selleme selam verdi sümme ekamel eşa sonra yassıyı ikame eylediler. Fesallaha yassıyı da kıldı rekateyn iki rekat. Sümme selleme sonra selam verdi. Leyse beynehuma bu iki namaz arasında olmadı. Secdetü secde başka nafile namaz olmadı. Fehâza işte bu hadis yuhbiru haber veriyor ki ennehu Peygamber Efendimiz sallâhuma bu iki namazı kıldı. Bir ikameteyni iki ikamette kıldı. Bunu haber veriyor. وَقَدْ وَجَدْنَا عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَفْسِهِ yine Abdullah ibn Ömer'in kendi nefsinden biz bulduk. O da neden? مِمَّا شُرْ بِالْحَدِسْتَنْ كِ لَمْ يَرْفَاهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e ref eylemedi, Peygamber Efendimiz'i işledi demedi. Ki ennehu Abdullah ibn Ömer اَذَّنَ لَهُمَا bunları ezan da okudu. Fakat bu kendi fetvası. Onların ikisine ezan da okudu. Bu da geldi. O da şöyle. Haddesena Yusuf ibn Yezide. Kale haddesena Hacac ibn İbrahim. Kale haddesena Hüseyin. Kale akhbarana Ebu Bisr. An Said ibn Cübeyr. An İbn Ömer radıyallahu anhuma. Ennehu cema'a beynel mağribi vel işâ. Abdullah ibn Ömer mağribi ile işanın arasını cem eyledi. Bi cem'in Müzdelife'de. Ve ezanin ve ikametin bir ezan ve bir ikametle cem eyledi. وَلَمْ يَجَلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا aralarında da bir şey kılmadı. Yani bu da geldi ki bir ezan bir kâmet aralarında da kâmet yok. Nafile namaz da yok. فَكَانَ مُحَالًا öyleyse muhal oldu ki اَنْ يَكُونَ اَدْخَلَ فِي ذَٰلِكَ اَزَانًا bu rivayete ezanı idhal eyleye bu muhaldir kendiliğinden bunu yapmaz. اِلَّا وَقَدْ عَلِمَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا Peygamber Efendimiz'den bildi de onun için ezanı okudu. وَالَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ فَكَدْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ rivayet ettiğimiz min hâda bu mesele hakkında اَحَبُّ اِلَيْنَا bize daha sevgülüdür. Ne için? لِمَا اُلْ بِشَيْ için ki şehide lehu ona şahit oldu. O da şahit olan şeyde neden? مِنَ النَّزَرِ kıyasla. O da nedir? Bir ezan iki kâmet ile kıldırmak. İşte mesele burada bitmiş oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.